Merhaba değerli yatırımcılar, ben InvestAZE Yatırımdan İsmail Berkok Bilgiyer. Bugün sizlere günlük bültenimizde yer alan dolar-tl, euro-dolar ve ons-altının teknik grafini inceleyeceğim. Öncelikle günlük bültenlerimiz ve günlük raporlarımız takip edebilmeniz için internet sitemizde yer alan analiz kısmından her gün yayınlanan günlük bültenlerimizi takip edebilirsiniz. Videolarımızla alakalı soru veya önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz günlük analiz videolarımızı her gün takip edebilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın Tabi bu arada da yayınlanan videolarda daha çabuk ulaşmak için zil butonuna basabilirsiniz haftanın son işlem gününe başlarken Dolar TLye baktığımızda Dolar TL 5.75 5.76 bandı arasında hareket ettiğini görüyoruz tabi aslında ee, uzun bir vadedir. Dolar TL'nin 575 580 bandı arasında e, bir hareketi var. E, aşağıda tabi anlık olarak 5.70 seviyelerinin altında da geri çekilse de e, genel olarak 575 580 bandı arasında hareket eden bir Dolar TL kuru görüyoruz. E, tabi şu anda da e, hafif bir yükseliş içerisinde yeni güne e, bu şekilde başladı. Dün de hafif yükseliş içerisinde. tabi özellikle Amerika ile Çin arasındaki e, tarife anlaşmasından sonra ee, burada e, dolar endeksinin küresel piyasalarda güçlendiğini gördük ve bunun tabi aynı şekilde de e, risk iştahının yükselmesiyle birlikte e, yurt iç piyasaları da yani TL varlıkları da yansıdığını gördük ve e, bir miktarda olsa dolar TL'de yükseliş var. E, tabi gün içerisinde bir akışa yurt iç piyasalarda sakin. E, 13 Kasım'daki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve e, Trump görüşmesi, telefon görüşmesi oldukça önemli. E, burada tabi Amerika'da gerçekleşecek olan görüşmede e, hem jeopolitik gelişmelerle alakalı hem e, Barış Pınar Hareketi, Harekatı ile alakalı gelecek haber akışı da oldukça önemli koruyor. Teknik seviyelere bakarsak e, yukarıda 5.77-5.76 arası e, kritik bir direnç seviyemiz. Üzerinde ise 5.78'i takip edeceğiz kritik direnç seviyesi olarak. Geri çekilme neredeyse ilk etapta 5.74 altında ise 5.71 noktasını kritik destek seviyesi olarak takip edebileceğimizi söyleyebiliriz. Euro dolar paritesine bakarsak, e, yeni tabi günlük anlamda do doların euro karşısında değer kazancı devam ediyor. Dün özellikle yine dolar euro karşısında bir değer kazandı ve eee paritede aşağı yönlü hareketler devam ediyor ve destekleniyor. Hareketli ortalamaların altına düştükçe de bu e, baskı, satış baskısı devam edecektir ki bunu zaten söylemiştik de. E, Amerika ile Çin arasındaki anlaşmanın doları güçlendirdiğini söyleyelim. Burada da bir euro karşısında dolar e, endeksinde e, euro dolar paritesinde aşağı çeken önemli unsurlar arasında teknik seviyelere bakarsak e, aşağıda 1.1038 noktası önemli destek noktası olurken bunun altında 1.1023 noktasını takip edeceğiz. E, yukarı yönlü hareketlerde ise ilk etapta 1.1079 noktası 1.10.80 noktası bizim için kritik olsa da direnç noktası anlamında. Burası, burayı kırarsa yukarıda e, 1 bir üzerinde onun 1.10.93 noktası e, diğer kritik direnç seviyemiz olacaktır. E, altın non fiyatına baktığımızda dün özellikle çok sert bir geri çekilme yaşadı. E, 50 günlük hareketli ortalamanın hafif üzerinde yer alırken ve o seviyelerde yer alırken oradan gelen sert satış baskısıyla birlikte e, kendisini 100 günlük hareketli ortalamanın altına attı anlık olarak. Fakat şu anda 1470 seviyelerinde işlem görüyor. Ee, yeni gün hafif alıcılığı başladı. Yine Amerika ile için arasındaki tarifi anlaşmasından bu tabi en çok etkilenenlerden bir tanesi de e, kuşkusuz ons altın oldu. Ee, dolar endeksinin küresel piyasalarda güçlenmesi ve risk işlerini artmasıyla birlikte yatırımcıların e, güvenli liman olarak gördükleri e, ons altından e, dolara yöneldiğini gördük ve bunun tabii doğal olarak ons altında bir değer kaybı, kaybına sebep olduğunu söyleyelim. Teknik seviyelere bakarsak yukarıda 1485 noktası bizim için kritik bir direnç seviyemiz. Burayı kırarsa da 1491 noktasını takip edeceğiz. Düşüş hareketlerinde ise ilk etapta 1461 noktasını takip edeceğiz. Bu seviyelerden gelecek satış baskısı birlikte aşağıda 1454-1455 noktaları bizim için kritik destek seviyesi olmaya devam edecektir. İnvestaze yatırım ailesi olarak herkese bol kazançlar diliyorum.